Tembel kızla çalışkan kız kasabadaki küçük bir evde yaşarlarmış. O gün tembel kız her zamanki gibi boş boş uzanırken çalışkan kız yeni arkadaşıyla birlikte eve dönmüş. Seni yeni arkadaşımla tanıştırayım. İsmi Jenny. Tembel kız Jenny'nin güzelliğini gördüğü anda onu çok kıskanmış. Bunun üzerine ablası ondan yeni arkadaşı için cupcake yapmasını da isteyince tembel kız buna çok sinirlenmiş. Tabii tabii deyip mutfağa gitmiş. Fakat hazırladığı cupcake'lerden birine krema yerine diş macunu boca etmiş. Üç keki de tabağa yerleştirip salona dönmüş. Jenny'ye macunlu olan keki uzatmış. Jenny bir ısırık alıp memnuniyetle gülmüş. Gerçekten leziz. Tembel kız buna çok şaşırmış. Ablası da kekini keyifle yiyince karıştırmış olamam herhalde diye düşünüp son keki tek lokmada ağzına atıvermiş. Ama o üzerine diş macunu sıktığı kekmiş. Tembel kız kekleri karıştırdığı için tam öfkeyle bağıracakmış ki ablası aniden hadi makyaj partisi deyip Jenny'yi odasına götürmüş. Onların eğlendiğini gören tembel kız mutfağa koşup eline bir avuç un almış. Kızlar makyaj yapıp şarkı söylerken unun birazını Jenny'nin pudrasına karıştırıvermiş. Jenny tam yüzünü unla pudralayacakken tembel kızın ayağı takılmış ve patak küte yere yuvarlanmış. Elindeki unlar da yüzünde her yerine bulaşmış. Kızlar şaka zannettikleri bu düşmeye dakikalarca gülmüşler. Tembel kız sinirinden ne yapacağını şaşırmış. İntikam alamadığı Jenny'yi artık çok daha fazla kıskanıyormuş. Bir anda dönüp, baksana Jenny, bu akşam bizde kalmalısın. Pijama partisi yaparız demiş. Jenny de bu teklifi kabul etmiş. Akşam olduğunda tembel kız gizlice bir kavanoz püreyi Jenny'nin yatağına yerleştirmiş. Her şeyden habersiz olan Jenny tembel kızın hazırladığı yatağa uzanmış. Çok geçmeden her yanını püreler sarmış. Bu da ne? Püreler! Tembel kız ve ablası hemen Jenny'nin yanına koşmuşlar. Jenny, sanırım pirelendim. Buradan gitsem iyi olur deyip evden çıkmış. Sen yaptın. Resmen arkadaşımı kıskandın. Bu yaptığın çok kötü bir davranış. Çalışkan kız yeni arkadaşının peşinden giderken tembel kız evde yapayalnız kalmış. Tüm gece gözüne bir damla uyku girmemiş. Korkuyla oturup sabaha kadar ablasını beklemiş. Ablasının yokluğu onu öyle üzmüş ki kıskançlığının yalnızlığa sebep olduğunu anlamış. Ertesi sabah ikisinden de özür dileyip bir daha kıskançlık yapmamış. Ve Jenny ile sonsuza dek sürecek dostlukları işte böyle başlamış. Bir zamanlar Hansel ve Gretel adında iki kardeş yaşarmış. Anneleri onlar daha bebekken ölmüş. Ormanda bir kulübede babalarıyla birlikte yaşıyorlarmış. Babaları hem odunculuk yaparak para kazanmaya çalışıyor hem de çocuklarına bakıyormuş. Tek başına hem iş hem de çocuklarla baş edemeyen baba birkaç yıl sonra tekrar evlenmiş. Oduncunun yeni karısı zengin bir aileden geliyormuş. Ormanın kıyısında yıkık dökük bir kulübede oturmaktan ve yokluk içinde yaşamaktan nefret ediyormuş. Üstelik üvey çocuklarını da hiç sevmiyormuş. Hansel ve Gretel çok soğuk bir kış gecesi yataklarına yatmış, uyumaya hazırlanırken
üvey annelerinin babalarına, bu kışı nasıl geçireceğiz? Çok az yiyeceğimiz kaldı. Eğer bu çocuklardan kurtulmazsak açlıktan öleceğiz dediğini duymuşlar. Babaları bağırarak bu teklife karşı çıkmış. Tartışmaya gerek yok demiş karısı. Ben kararımı verdim. Yarın onları ormana götürüp bırakacağız. Gretel bunları duyunca ağlamaya başlamış. Abisi Hansel onu teselli etmiş. Ne olur endişe etme Gretel. Evin yolunu bir şekilde bulup döneriz. O gece geç saatlerde Hansel gizlice dışarı çıkmış ve cebine bir sürü çakıl taşı doldurmuş. Sabah olduğunda ailece ormana doğru yürümeye başlamışlar. Babaları çocuklara gezmeye gittiklerini söylemiş. Yürürlerken Hansel cebindeki çakıl taşlarını kimseye fark ettirmeden yere atıp geçtikleri yolu işaretlemiş. Öğle üzeri babalarıyla üvey anneleri onlar için bir ateş yakmışlar ve hemen geri döneceklerini söyleyip ormanın içinde yok olmuşlar. Tabii geri dönmemişler. Gece olmuş. Ormanda gece yaşayan hayvanların korkunç sesleri yankılanıyormuş. Kurtlar etraflarında ulurken korkudan tir tir titreyen Hansel ve Gretel ay doğana kadar ateşin yanından ayrılmamış. Sonra ay ışığında parlayan çakıl taşlarını izleyerek evlerine doğru yürümüşler. Aferin abicim, çok akıllıca bir şey yaptın. Çocuklar evlerine döndüklerinde babaları onları bir anda karşısında görmüş ve çok sevinmiş. Üvey anneleri de sevinmiş gibi davranmış ama aslında kararını değiştirmemiş. İçten içe çocukların geri dönmesine çok bozulmuş. 3 gün sonra üvey anne onlardan kurtulmayı tekrar denemek istemiş. Gece çocukların odasının kapısını kilitlemiş. Bu sefer Hansel'in çakıl taşı toplamasına izin vermemiş. Ama Hansel zeki bir çocukmuş. Sabah ormana doğru yürürlerken akşam yemeğinde cebine sakladığı kuru ekmeğin kırıntılarını yere saçıp yine arkasında bir iz bırakmış. Öğleye doğru üvey anneleriyle babaları bir bahane uydurup çocukları yine ormanda bırakıp gitmişler. Onların geri dönmediklerini görünce Hansel ve Gretel bu kez hava kararmadan evlerine dönmek istemişler. Ama bu sefer geride bıraktıkları izi bulamamışlar. Çünkü kuşlar bütün ekmek kırıntılarını yiyip bitirmişler. Gretel ağlamaya başlamış. Hansel de umutsuzluğa kapılmış ilk kez. Bu defa çocuklar gerçekten de kaybolmuşlar. Ormanda 3 gün 3 gece aç karnına ve korkudan titreyerek dolanıp durmuşlar. 3. gün bir ağacın dalında bembeyaz bir kuş görmüşler. Kuş onlara güzel sesiyle şarkılar söylemiş. Onlar da açlıklarını unutup kuşun peşine düşmüşler. Kuş onları tuhaf bir evin önüne getirmiş. Bu evin duvarları ekmekten, çatısı pastadan ve pencereleri de şekerdenmiş. Evin her yanı rengarenk kremalarla süslüymüş. Hansel ve Gretel gözlerine inanamamışlar. Ev muhteşem lezzetli görünüyormuş. Çocuklar tüm yorgunluklarını unutup eve doğru koşmuşlar. Tam Hansel evin duvarından, Gretel de pencereden bir parça yiyecekken içeriden bir ses duyulmuş. Evimi kim kemiriyor bakayım? Bir bakmışlar, kapıda dünya tatlısı yaşlı bir teyze duruyor. Çocuklar başlarına gelenleri yaşlı kadına anlatınca kadın çok üzülmüş, çocuklara acımış ve onları içeri almış. İçerisi evin dışı gibi değilmiş. Korkutucu, değişik bir evmiş.
Ama çocuklar yorgun ve aç oldukları için bunu hiç önemsememişler. Yaşlı kadın çocukların önüne çeşit çeşit yemekler ve tatlılar koymuş. Çocuklar daha önce hiç yemedikleri yiyecekleri yemişler. O gece yumuşacık kuş tüyü yataklarda yatmışlar. Sabah olduğunda çocuklar uyanmışlar. Aa, kadın evde yokmuş. Evi dolaşmaya başlamışlar. Koridorun sonunda küçük bir kapı görmüşler. Kapıyı açınca içeride sandık sandık altınlar, değerli hazineler olduğunu görmüşler. Tabii çok şaşırmışlar. Hansel odaya girmek istemiş. Tam bu sırada duydukları sesle irkilmişler. Ne yapıyorsunuz bakayım siz? Çocuklar arkalarını döndüklerinde karşılarında duran cadıyı görmüşler. Yaşlı kadın dikkatsiz çocukları tuzağa düşürmek için evini ekmek ve pastadan yapmış bir cadıymış meğer. Çocuklar evden kaçmayı denemiş ama kapı kilitliymiş. Cadı Hansel'i saçlarından tuttuğu gibi çekerek sürüklemiş ve onu demir bir kafese kilitlemiş. Sonra da Gretel'i sürüye sürüye mutfağa götürmüş. Kardeşin çok zayıf. Ona yemekler pişir. Onu şişmanlat. Eti budu yerine gelince ağzıma layık bir yemek olacak. Ama sen hiçbir şey yemeyeceksin. Bütün yemekleri o yiyecek. Gretel çaresizce cadının söylediklerini yapmış. Neyse ki Hansel akıllı ve soğukkanlı bir çocukmuş. Gözleri pek iyi görmeyen cadıyı kandırmaya karar vermiş. Her gece cadı uyurken kafesin altındaki yeri kazıyormuş. Cadı şişmanlayıp şişmanlamadığını anlamak için sabah olunca Hansel'i kontrol ediyormuş. Hansel de kardeşinin verdiği yemekleri yemiyor, kazdığı yere gömüp saklıyormuş. Cadı da mutfağa gidip Gretel'e daha fazla yemek yapmasını söylüyormuş. Bu böyle günlerce sürmüş. Bir gün artık cadının sabrı taşmış. Şişman zayıf fark etmez. Bugün Hansel böreği yapacağım. Gretel'e dönmüş. Fırına git bak bakalım. Hamur iyice pişmiş mi? Korku içinde yaşamasına rağmen Gretel'in de Hansel gibi hala aklı çalışıyormuş. Cadının onu fırına iteceğini anlamış. Başımı fırına sokamıyorum. Hamuru göremiyorum. Diye sızlanmış Gretel. Cadı elinin tersiyle Gretel'i hızla kenara itmiş ve başını fırına sokmuş. Gretel bütün gücünü toplayıp yaşlı cadıyı fırının içine itivermiş. Sonra da arkasından kapağı kapatmış. Gretel cadının anahtarları sakladığı yeri biliyormuş. Hemen koşup anahtarı almış ve Hansel'i kilitli olduğu kafesten kurtarmış. Fırından çıkan alevler evi kaplamış. İki kardeş yanmakta olan evden kaçıp tekrar ormana dalmışlar. Ama nereye gideceklerini hiç bilemiyorlarmış. Bir süre sonra karşılarına bir dere çıkmış. Kocaman bir kuğu önce Hansel'i sonra da Gretel'i karşı kıyıya geçirmiş. Çocuklar etrafına bakılmış. Birden bulundukları yeri tanımışlar. Hızla evlerine doğru koşmuşlar. Çocuklarını karşısında gören baba çok mutlu olmuş. Sevinç gözyaşları içinde onları ormanda bıraktıktan kısa bir süre sonra o acımasız üvey annelerinin ailesinin yanına döndüğünü söylemiş. Yaptıkları için çok pişman olduğunu ama çok aramasına rağmen onları ormanda bulamadığını anlatmış. Çocukları babalarını çok seviyormuş. Onu affetmişler. Şimdi babalarını bir sürpriz daha bekliyormuş. Hansel ceplerinden, Gretel de önlüğünün cebinden cadının evinde buldukları altın ve elmasları çıkarmışlar. Babaları gözlerine inanamamış. Böylece ailenin tüm sıkıntıları sona ermiş. O günden sonra da ömürlerini mutluluk
ve zenginlik içinde sürdürmüşler. Bir varmış bir yokmuş. Uzak ülkelerin birinde birbirini çok seven iki arkadaş varmış. Birinin adı Kay, diğerinin adı Gerda'ymış. Kay ve Gerda'nın kış geceleri boyunca en büyük eğlenceleri Gerda'nın büyük annesinin anlattığı peri masallarıymış. Büyük anne, kar ve soğuk nereden gelir? Diye sormuş Gerda. Çok uzaklardan kızım demiş ve anlatmaya başlamış büyük anne. Karlarla ve buzla kaplı bir ülke varmış. Karlar kraliçesi kendi sihriyle yaptığı buzdan şatosunda tek başına yaşarmış. Çok güzelmiş karlar kraliçesi. Tıpkı bir buz gibi parlak bir güzelliğe sahipmiş. Fakat kötü kalpli bir insanmış bu karlar kraliçesi. Görkemli ve soğuk buz sarayında pek çok mucize saklıymış. Buz ayna da bunlardan biriymiş. Karlar kraliçesi kötülükler saçan gözleriyle buz aynasına bakarak dünyada olan biteni izlermiş. Tam bu sırada Gerda pencereden onları izleyen karlar kraliçesini görmüş. Kay, büyük anne, bakın karlar kraliçesi pencereden bize bakıyor. Yok canım, soğuktan üşümüş bir kedidir o. Büyük anne, karlar kraliçesi buraya gelebilir mi? Hele bir denesin bakalım. Onu şöyle bir tutup şömineye doğru atarım. Hop eriyip biter. Sulu kraliçeye dönüşür. Buz aynasına bakarak olanları izleyen karlar kraliçesi, Kay'ın söylediklerini duymuş. Demek beni şömineye atıp sular kraliçesine dönüştüreceksin ha? Buz kıvılcımları emrediyorum size. Sihirli güçlerimle uçun. Benimle alay eden bu çocuğu bulun. Gözleri ve kalbi benim olsun. Etrafındaki her şeyi kötü görsün ve kalbindeki sevgi yok olsun. Diye emir vermiş buz kristallerine karlar kraliçesi. Gerda'nın evinin önünde bir anda bir kar fırtınası başlamış. Buz kıvılcımları Gerda'nın penceresine doğru hızla ilerliyormuş. Kay ne olup bittiğini anlamak için pencereye yaklaşmış ve camı açmış. Gerda hemen bağırmış. Kay dur! Ama geç kalmış. Aa gözüm! Gözüme bir şey battı, çok acıyor. Aa kalbim! Neler oluyor? İşte ne olduysa o anda olmuş. Karlar kraliçesinin buz kıvılcımları Kay'ın gözüne ve kalbine çarpmış. Kay bir anda başka bir insana dönüşmüş. Gerda ona neyi olduğunu sormuş. Ama Kay onu terslemiş. Yok bir şey. İyiyim ben. Rahat bırak beni. Kay Gerda'ya ilk kez böyle kaba davranıyormuş. Gerda Kay'ın niye böyle davrandığını hiç anlayamamış. Ertesi sabah Kay'ın kaba davranışları devam ediyormuş. Kay kızağının ipini çekerek bahçeden çıkıyormuş. Gerda onu görmüş ve nereye gittiğini sormuş. Ama Kay yine onu terslemiş. Kay kızağına atlayıp oradan uzaklaşmış. Gerda peşinden koşmuş ama yetişememiş. Bir anda karlar kraliçesi kızağıyla birlikte ortaya çıkmış. Kay kraliçenin kızağının peşine takılmış ve birlikte ortadan kaybolmuşlar. Gerda Kay'ın arkasından baka kalmış. Karlar kraliçesi Kay'ı buzdan şatosuna götürüyormuş. Gerda günlerce evinin penceresinin önünde Kay'ın dönmesini beklemiş. Aradan günler geçmiş, aylar geçmiş, kış sona ermiş ama Kay geri dönmemiş. Daha fazla beklemeye dayanamayan Gerda sonunda kararını vermiş. Yanına sadece büyük annesinin ona hediye ettiği aynasını almış. Her şeyi göze alarak canı kadar sevdiği arkadaşı Kay'ı bulmak için düşmüş yollara. Cesur Gerda yol boyunca karşısına çıkan bütün canlılara Kay'ı görüp görmediklerini sormuş. Gerda sonunda bir nehrin kıyısına ulaşmış. Sağına bakmış, soluna bakmış, etrafında Kay'ı sorabileceği hiçbir canlı yokmuş. Gerda sorusunu nehre sormuş.
Ama nehir cevap vermemiş. Bu sırada yanına bir martı konmuş. Nehir mutlaka sorunun cevabını biliyordur. Ama önce ona bir hediye vermelisin, demiş martı. Gerda çok sevdiği kolyesini boynundan çıkarmış ve nehrin sularına bırakmış. O sırada sanki bir mucize gerçekleşmiş. Tam Gerda'nın olduğu yere bir sandal yanaşmış. Gerda nehrin verdiği hediyeyi kabul ettiğini düşünmüş ve çok sevinmiş. Gerda sandala biner binmez sandal kendiliğinden hareket etmeye başlamış. Bu sırada üstünde bir karga uçmaya başlamış. Karga sanki Gerda'ya bir şeyler anlatmaya çalışıyormuş. Gerda sandalıyla kargayı takip etmeye başlamış. Uzun süre kargayı takip etmiş. Sonunda buzlarla kaplı denizlere ulaşmışlar. Buzların ortasında bir korsan gemisi duruyormuş. Karga geminin üstüne konmuş. Gerda da sandalıyla gemiye yanaşmış ve gemiye çıkmış. Peki bu gemiyle mi gideceğim Karlar Kraliçesi'nin şatosuna? Tam bu sırada geminin güvertesinde korsanlar belirmiş. Korsan kıyafetleri giymiş bir kız çocuğu Gerda'ya yaklaşmış. Biz nereye gidiyorsak sen de oraya gideceksin. Yani hiçbir yere. Aynı anda buz sarayında Karlar Kraliçesi Kay'a tüm geçmişini unutturmaya çalışıyormuş. Kay sadece Gerda'yı hiç aklından çıkartamamış. Gerda ha? Ah Gerda. Çok yakında kalbin tamamıyla bir buza dönüşecek ve onu da hatırlamayacaksın küçük Kay. Korsan kız, Kay'ın Karlar Kraliçesi'nin sarayında tutsak olduğunu öğrenince Gerda'ya onu unutmasını söylemiş. Çünkü Karlar Kraliçesi'nin elinden arkadaşını kurtarması imkansızmış. Unutmayacağım. O benim tek dostum. Onu bulmalıyım, diye cevap vermiş Gerda. Korsan kız, Gerda'nın bu ısrarına bir anlam veremiyormuş. Aslında onun burada kalıp arkadaşı olmasını istiyormuş. Ama Gerda arkadaşı Kay'ı bulmaya kararlıymış. Kay'ı kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Hiç arkadaşı olmayan korsan kız cesur Gerda'ya yardım etmeye karar vermiş. Ertesi gün güneş doğarken korsan kız Gerda'ya bir rengeyi getirmiş. Karlar ülkesinin en hızlı rengeyiymiş bu ve Gerda'ya yol gösterecekmiş. Bana söz ver, o buz tutmuş cadıyı yeneceksin. Hem böylece gemimiz de kurtulacak. Söz veriyorum, iyiliğin karşılıksız kalmayacak, diye cevap vermiş Gerda. Gerda rengeyine binerek yola çıkmış. Önce Karlar Kraliçesini nasıl yenebileceğini öğrenecekmiş. Rengeyi Gerda'ya yol göstermiş. Uzun bir yolculuktan sonra Kuzey Kutbu'na ulaşmışlar. Yaşlı bir bilge adam onları karşılamış. En sonunda aynayı getirdin demek. Gerda yanındaki aynayı yaşlı bilgenin nasıl bildiğini anlayamamış. Ama o anda doğru yere geldiğini anlamış. Gerda aynasını çıkartıp yaşlı bilgeye göstermiş. Karlar Kraliçesini bununla mı yeneceğim yani? Bu ayna sadece ama sadece gerçekleri gösterir. Çok gizli yerlerde saklanmış olsa bile. Hiç kimse ve hiçbir şey gerçek sevgiden güçlü değilmiş çünkü. İçimizdeki en büyük güç gerçek sevgiymiş. Gerda bilge adamdan Karlar Kraliçesi'nin kim olduğunu öğrenmiş. Gerçeği gösterebilirse onu yenebilecekmiş. Aslında Karlar Kraliçesi bir zamanlar sevgi doluymuş. Dokunduğu yerde rengarenk çiçekler açar. Gülümseyen gözleri güneş gibi parlarmış. Herkesten farklı, mutlu bir kızmış. Adı da Lila'ymış. Fakat herkes onun küçük bir cadı olduğunu düşünürmüş. Kimse onunla konuşmaz, diğer çocuklar onunla hiç oynamazlarmış. Yalnız kalan Lila artık mutlu bir kız değilmiş. Herkesten, her şeyden nefret etmeye başlamış. Ve bir gün bir dilek dilemiş. Bana kötü davranan herkes buza dönüşsün.
kendisine buzdan bir saray yapmış. Ve herkesten uzakta neşesiz, sevgisiz, yapayalnız yaşamaya başlamış. Gerda, Karlar Kraliçesi'nin sarayına gelmiş. İçeri girmiş. Kay, içeride bir köşede buzdan bir heykel yapıyormuş. Kay, buradasın, buldum seni. Kay, benim. Gerda, hatırlamıyor musun beni? Kay, Gerda'ya bakmış ama onu hatırlamıyormuş. Kalbi buradaki her şey gibi buza dönüştü. Seni hatırlayamaz. Gerda koşup Kay'a sarılmış. Ama Kay hala onu tanımamış. Hemen bırak onu. O artık bana ait. Seni de şimdi buza dönüştüreceğim. Hayır, başaramayacaksın. Kay, seni seviyorum. Kay yavaş yavaş hatırlamaya başlamış. Gerda, evet hatırlıyorum. Çok öfkelenen Karlar Kraliçesi asasını sallamış ve buzdan bir büyü çıkartmış. Tam o sırada Gerda da aynasını çıkartıp asadan çıkan ışığa doğru tutmuş. Büyü aynaya çarparak yok olmuş. Ve o anda olanlar olmuş. Karlar Kraliçesi Gerda'nın elindeki aynaya bakmış fakat gördüğü kendi yüzü değilmiş artık. Aynada gördüğü küçük Lila'ymış. Karlar Kraliçesi yeniden masum küçük haline dönmüş. Gerda ve Kay'a gülümsemiş. Çok teşekkür ederim. Kim olduğumu biliyorum artık. Yeniden özgürüm. Hoşça kalın. Kay ve Gerda birbirlerine bakıp gülümsemişler. Artık hiç ayrılmadan birlikte büyüyebileceklermiş. Tıpkı evlerinin önüne diktikleri bir çift gül gibi, sımsıkı, sevgiyle. Bir zamanlar karı koca bir çift yaşarmış. Çok istemelerine rağmen bir türlü çocukları olmuyormuş. Kadın bir gün ihtiyar bir büyücüye gidip ona bir çocuk sahibi olmak istediğini söylemiş. Üzülme kızım, her şeyin bir çaresi var. Al sana bir tohum tanesi. Bu tohum tanesini bir saksıya ek. Sonra da bekle. Ne olacağını göreceksin. Kadın çok sevinerek teşekkür etmiş. Büyücüye bu iyiliği karşısında biraz para vermiş. Sonra doğruca evine giderek tohum tanesini saksıya ekmiş. Sabırla saksının başında beklemeye başlamış. Çok geçmeden saksıda laleye benzeyen iri bir çiçek açmış. O an içinden ne kadar güzel çiçek diye düşünmüş ve henüz yaprakları kapalı duran çiçeği öpmüş. O anda çiçeğin yaprakları açılıvermiş. Çiçeğin bir köşesine büzülüp oturmuş parmak boyunda bir çocuk duruyormuş. Kadın büyük bir şaşkınlıkla minicik kızı avucuna almış. Ne kadar da minik bir çocuksun sen. Senin adın Parmak Kız olsun. Kadın, Parmak Kız'ın beşiğini ceviz kabuğundan, yatağını menekşe yaprağından, yorganını da gül yaprağından yapmış. Parmak Kız yeni hayatına kolayca alışmış. Geceleri kendisi için yapılan yatakta uyur, gündüzleri masanın üstünde oynar, şarkılar söylermiş. Bir gece Parmak Kız beşiğinde mışıl mışıl uyurken pencereden içeriye çirkin bir kurbağa girmiş. Küçük kızın bir ceviz kabuğunun içinde uyuduğunu görmüş. Bırak, ne kadar minik ve güzel bir kız. Oğluma çok iyi bir arkadaş olur. Kurbağa ceviz kabuğunu kaptığı gibi girdiği pencereden dışarı çıkmış. Evin hemen yakınında bir bataklık varmış. Çirkin kurbağa ile oğlunun evleri bu bataklıktaymış. Çirkin kurbağanın oğlu da kendisi gibi pis ve çirkinmiş. Babasının getirdiği küçük güzel kızı görünce çığlığı basmış. Urrak! Urrak! Bağırma kızı, uyandıracaksın. Uyanırsa korkudan kaçıp gidebilir. Urrak! Babayla oğul kurbağa Parmak Kız'a kalacak bir yer yapmaya karar vermişler.
Baba kurbanın aklına çok güzel bir fikir gelmiş. Küçük kızı derede yetişen nilüfer yapraklarından birinin içine oturtalım. Etrafı sularla çevrili olacağı için bir yere kaçamaz. Baba kurbağa parmak kızı alarak beşiğiyle birlikte yaprağın üstüne bırakmış. Sabah güneşin ilk ışıklarıyla birlikte parmak kız da uyanmış. Evinde olmadığını fark edip korkuya kapılmış. Üstünde durduğu yaprağın etrafının suyla çevrili olduğunu anlayıp ağlamaya başlamış. Neredeyim ben? Baba kurbağa ve oğlu parmak kızı almak için yanına gitmişler. İşte yeni arkadaşın. Bataklığın dibinde size çok harika bir ev hazırlıyorum. Bırak! Baba ile oğul kızın yattığı ceviz kabuğundan yatağı almışlar. Kızı yaprağın üstünde bırakıp yüzerek evlerine dönmüşler. Bu sırada derede yüzen kırmızı balıklar baba kurbağanın söylediklerini duymuş. Bir bataklık kurbağasının bu kadar güzel bir kızı alıp onu üzmesine gönülleri hiç razı olmamış. Merak etme küçük kız, seni kurtaracağız. Hep beraber kızın üzerinde oturduğu yaprağın sapını dişleriyle kemirip kopartmışlar. Böylece serbest kalan yaprak akıntıya kapılarak oradan uzaklaşmış. Parmak kız bu şekilde yeşil yaprağın üzerinde yol alırken onu gören kuşlar parmak kıza hayran olmuşlar. Ne kadar güzel bir kız, üstelik de minicik. Parmak kız bu şekilde yol alırken oradan geçmekte olan büyükçe bir mayıs böceği parmak kızı görmüş. Parmak kızı kaptığı gibi uçup bir ağaca konmuş. Bir anda kendisini bir ağacın üzerinde bulan parmak kız korkuya kapılmış. Sen nasıl bir böceksin böyle? Neden beni buraya getirdin? Ben bir mayıs böceğiyim. Senin gibi bir böceği ilk kez gördüm. Bu yüzden arkadaşlarımın da seni görmesini istedim. O ağaçta oturan diğer mayıs böcekleri biraz sonra parmak kızı görmek için misafirliğe gelmişler. Mayıs böcekleri parmak kızın güzelliğini çok kıskanmışlar ama hiç belli etmemişler. Ne kadar komik bir yaratık. Ne kadar da cılız öyle. Kanatları bile yok. Ay ne kadar da çirkin. Yüzüne bakılır gibi değil. Dilediğin yere gitmekte serbestsin. Senin gibi çirkin bir şeyin bizim yanımızda olmasına gerek yok. Parmak kız o yaz tek başına yaşamış. Açlığını ve susuzluğunu çiçeklerin öz sularını içerek gidermeye çalışmış. Aradan çok uzun zaman geçmiş. Hava soğumaya başlamış. Parmak kızın giysileri yazlık giysiler olduğu için çok üşüyormuş. Uzakta bir tarla görünüyormuş. Tarlanın üzeri samanla örtülüymüş. Parmak kız uzun bir yürüyüş sonunda tarlaya ulaşmış. Samanların altında bir tarla faresinin yuvasını bulmayı başarmış. Parmak kız bir lokma yiyecek bulma ümidiyle evin kapısını çalıp bir arpa tanesi rica etmiş. İyi yürekli tarla faresi onu içeriye almış. Parmak kız hemen içeri girmiş ve farenin yiyecekleriyle karnını bir güzel doyurmuş. Tarla faresi bu minik kızı çok sevmiş. Bana her gün bir masal anlatırsan, kış bitene kadar burada benimle yaşamana izin veririm. Parmak kız bu teklifi memnuniyetle kabul etmiş. Bugün bir komşum ziyarete gelecek. Onun durumu benden daha iyidir. Eğer onun yanına gidersen çok rahat edersin. Ama onun gözleri çok iyi göremez. Bildiğin en güzel masalları anlatıp onu ömür boyu oyalaman gerekecek. Biraz sonra sırtında kadife kürküyle bir köstebek gelmiş. Parmak kız köstebeği pek beğenmemiş ama evlerine gelen konuğu mutlu etmek için bir şarkı söylemeyi kabul etmiş. Uç uç böceği, yarın düğün olacak. Anne sana terlik pabuç alacak. Köstebek doğru dürüst göremediği bu kızı çok beğenmiş ve evine götürmeyi kafasına koymuş. Kendi evimden buraya kadar toprağın altından bir tünel kazarak geldim. İsterseniz aynı yoldan geri dönüp size evimi gösterebilirim.
Parmak kız çok istekli değilmiş. Ama fare kabul edince o da köstebeğin teklifini kabul etmiş. Tünelin içinde biraz ilerlemişler. Bu sırada yerde yatan bir kırlangıç görmüşler. Kanatları yanına düşmüş, başı ve ayakları tüylerinin arasına sokulmuş, kıpırdayamaz bir haldeymiş. Ben gelirken bu kuş burada değildi. Yukarıdaki delikten az önce düştü sanırım. Ormandayken etrafında uçuşup cıvıl cıvıl ötüşen kuşlardan birini böyle çok hasta bir halde görünce parmak kız çok üzülmüş tabii. Fare ve köstebeğin görmediği bir anda kırlangıcın yanına dönmüş ve alnına bir öpücük kondurmuş. Bu kuş belki de yaz aylarında benim için neşeyle öten kuşlardan biridir. Eğer öyleyse ona çok şey borçluyum. Hadi parmak kız, seni bekliyoruz. Fakat gece hiç uyuyamamış. Saman çöplerinden bir örtü örmüş ve koridora gidip kırlangıcın üzerine örtmüş. Yorgan olarak kullandığı nane yaprağını da ıslatıp kuşun başına koymuş. Lütfen hemen iyileş tatlı kuş. Ertesi gece parmak kız kırlangıca bakmaya gitmiş. Ve onu gözleri açık bir şekilde bulmuş. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bana öyle iyi baktın ki yakında hiçbir şeyim kalmayacak. Tamamen iyileştiğim zaman ben de arkadaşlarımın yanına sıcak ülkelere gideceğim. Dışarısı çok soğuk. Sıcacık yatağında yatıp bir an önce iyileşmelisin. Parmak kız bunları söyledikten sonra çiçek yaprağıyla su getirip kırlangıca içirmiş. Sonra da onun kanadını bir çalıya çarparak nasıl yaralandığını dinlemiş. Yaralı kırlangıç arkadaşları kadar hızlı uçamamış ve yorgunluktan buraya düşmüş. Sonunda ilkbahar gelmiş. Güneş yeniden toprağı ısıtmaya başlamış. Kırlangıç artık parmak kıza veda etme zamanı geldiğini biliyormuş. Benimle birlikte ormana gelmek ister misin? Seninle gelebilmeyi çok isterdim. Fakat tarla faresi arkadaşım çok üzülür. Onu yalnız bırakamam. O halde hoşça kal parmak kız. Belki bir gün yine karşılaşırız. Parmak kız gözleri yaşlarla dolu kırlangıcın gidişini izlemiş. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte parmak kızın derdi de artmaya başlamış. Artık yaz geldi. Kadife köklü köstebek seninle evlenmek istediğine göre hazırlık yapmalısın. Sana çok güzel giysiler hazırlamalıyız. Kış geldiği zaman toprağın altındaki evimde benimle birlikte yaşamaya hazır ol parmak kız. Parmak kız yer altındaki soğuk ve karanlık hayatına başlamadan önce son bir kez güneşi görmek için dışarı çıkmış. Tam içeriye gireceği anda başının üzerinde bir kuş sesi duymuş. Başını kaldırıp da baktığında çok sevdiği kırlangıcı görmüş. Parmak kız kırlangıca köstebekle zorla evlendirileceğini, yer altında güneş görmeyen bir evde oturmak zorunda kalacağını anlatmış. Kış yaklaşıyor. Sıcak ülkelere gitmeye hazırlanıyoruz. Lütfen bizimle gel. Sen benim hayatımı kurtardın. Bu iyiliğinin karşılığını vermek isterim. Parmak kız bu kez kırlangıcın teklifini kabul etmiş. Böylece kırlangıçla parmak kız ormanların, denizlerin, karlı örtülü dağların üzerinden uçup gitmişler. Sonra iki dost sıcak ülkelere gelmişler. Buralar öyle güzel yerlermiş ki güneşi daha parlak, gökyüzü pırıl pırılmış. İşte evime geldik. Sen de en güzel çiçeklerden birini seç. Burası çok güzel bir yer. Kırlangıç parmak kızı çok güzel bir çiçeğin üstüne oturtmuş. Bu güzellikler içinde parmak kız çok mutluymuş. Yaprağında oturduğu çiçeğin içine baktığında birden hayretler içinde kala kalmış. Çiçeğin içinde cam gibi pırıl pırıl, bembeyaz ve küçük bir adam oturuyormuş. Adamın boyu bir parmak kadarmış. Omuzlarında parlak kanatları, başında ise altın tacı varmış. Bu inanılmaz adam o çiçeğin perisiymiş. Oradaki her çiçeğin bir perisi varmış. Yakışıklı peri
hayatında ilk kez kendi boyunda bu kadar güzel bir kıza rastlıyormuş. Senin adın nedir güzel kız? Benim adım Parmak Kız. Peri başındaki tacı çıkartmış ve Parmak Kız'ın başına takmış. Benimle evlenirsen buradaki tüm çiçeklerin kraliçesi olursun. Çok mutlu bir hayat yaşarız. Parmak Kız yaşadığı onca kötü olaydan sonra böylesine güzel bir yerde yakışıklı bir periden bu teklifi duyduğu için çok sevinmiş. Peri Parmak Kız'ın ellerini tutmuş. İşte o anda Parmak Kız'ın omuzunda iki tane kanat belirmiş. Parmak Kız artık periler kraliçesiymiş. Birlikte mutlu ve çok uzun bir hayat sürmüşler. Kaz Çobanı Kız. Bir zamanlar ülkenin en güzel sarayında kraliçe ve prenses kızı bir arada yaşarlarmış. Prensesin çok sevdiği bir perisi varmış. Bu peri onu her zaman korurmuş. Günlerden bir gün prenses evlilik çağına geldiğinde başka bir ülkenin prensiyle tanışmak için yola çıkmaya karar vermiş. Ve güzelce süslenip hazırlanmış. Kraliçe yanında götürmesi için kızına bir kutu mücevher hediye etmiş. Yolda prenses olduğunu anlayan olursa başına kötü şeyler gelir canım kızım. Bu yüzden sana bir asker değil, benim yardımcımı eşlik edecek. İyi perinin de prenses için hediyeleri varmış. Ona Falada adında konuşabilen bir at vermiş. Yola çıkmak için hazırım prensesim. Sana vermek istediğim bir şey daha var prensesim. Peri üzerinde 3 tane yıldız olan bir mendil vermiş prensese. Bu sihirli bir mendildir prensesim. Onu yanından hiç ayırma ve ihtiyacın olduğunda kullan. Prenses vedalaşıp atı Falada'ya binmiş, yardımcısı ise bir eşeğe. Saatler sonra orman yolunda ilerleyen prenses çok yorulmuş ve biraz dinlenmek için durmuş. Ah, çok susadım. Yanımızda su olacaktı. Lütfen biraz verir misin? Yardımcı kız sudan önce kendi içmiş. Kusura bakma prenses ama ben de çok susamıştım. O yüzden hepsini içtim. Kendine başka su bul. Ben senin hizmetçin değilim. Prenses çok şaşırmış tabii ama kıza bir şey dememiş. Yola devam etmişler. Aradan biraz zaman geçtikten sonra prenses bir pınarın kenarında durmuş. Yardımcım, bana şu pınardan biraz su getirir misin lütfen? Kusura bakma prenses ama ben senin hizmetçin değilim, söylemiştim. Atından inip kendi suyunu kendin alabilirsin. Prenses ve Falada göz göze gelmişler. Falada sessizce konuşmuş. Bu kız bana hiç güven vermiyor prensesim. Dikkat edin lütfen. Prenses attan inmiş ve yere çöküp avucuyla biraz su içmiş. Cebindeki sihirli mendil ise bir anda konuşmaya başlamış. Dikkatli ol prensesim. Bu yardımcı kız tehlikeli biri. O esnada prenses çok eğildiği için sihirli mendili suya düşmüş. Of, olamaz. Sihirli mendilin suda akıp gittiğini gören yardımcı kız bunu fırsat bilmiş. Artık hiçbir gücün kalmadı. Şu andan itibaren emirleri ben veriyorum. Dediğim her şeyi harfiyen yapacaksın. Şimdi prenses kıyafetlerini çıkar ve bana ver. Benim bu paspal kıyafetlerimi de üzerine giy. Artık prenses benim. Eğer aksini birine dahi söyleyecek olursan seni hapse attırırım. Yardımcı kız sadece prensesin kıyafetlerini giymekte kalmamış, onun atı Falada'ya binip hızlıca ilerlemeye başlamış. Gerçek prenses ise eşeğe binip ağır ağır peşinden gitmiş. Bir süre sonra ikisi de prensin sarayına varmışlar.
Prens onları karşıladığında yardımcı kızı prenses sanıp onu ve yardımcı kılığındaki gerçek prensesi içeri davet etmiş. Şey, prensim, o sadece bir hizmetçi. Bizimle saraydan içeri girmesine hiç gerek yok. En iyisi siz ona bir iş verin ve işini yapsın. Prens, gerçek prenses olduğunu bilmediği kızı Konrad adında kazlara bakıcılık yapan bir çocukla tanıştırmış. Konrad'a yardımcı olarak sen de kaz çobanlığı yapabilirsin. Prensim, bir isteğim daha var sizden. Buraya geldiğim huysuz atı ağırda zincire bağlar mısın? Yolda beni neredeyse yere düşürüyordu. Prens bir yardımcısını çağırıp atı izbe bir ahıra zincirlemesini emretmiş. Yardımcı kız böylelikle kendi yalanlarının ortaya çıkmasını engellemiş. Gerçek prenses ise atı faladanın arkasından çok ağlamış. Onu görmek için hemen izbe ahırın oraya gitmiş. Zavallı falada ayağı zincirlenmiş öylece duruyormuş. Ah falada, ne yaptılar sana böyle? Kraliçe anneniz olanları duysa çok üzülürdü prensesim. Prenses üzülerek atı faladanın yanından ayrılıp Konrad'la birlikte çayırda kazları gütmeye başlamış. Bir süre sonra dinlenmek için taşın üzerine oturmuş ve altın tokalarla sıkıca bağlanmış saçlarını açmış. Konrad parıl parıl parlayan bu tokaları görünce hemen prensesin saçlarına sarılmış ve altın tokalardan almak istemiş. Altın tokalar, altın tokalardan istiyorum. Bırak saçımı, bırak. Es çılgın rüzgar, hemen es. Konrad'ın şapkasını al, uzaklara götür. O anda öyle çılgın bir rüzgar esmiş ki Konrad'ın şapkası tepesinden uçuvermiş. Dağ tepe uçan şapkanın peşinden giden Konrad sonunda şapkasını yakalamış. O sırada saçlarını yeniden toplayan prenses altın tokalarını güzelce saklamış. Gün batımına kadar birlikte kaz güttükten sonra Konrad ve prenses nihayet saraya dönmüşler. Konrad hiç vakit kaybetmeden kralın huzuruna çıkmış. Ben artık yanıma verdiğiniz yabancıyla çalışmak istemiyorum kralım. Niçin Konrad? O tam bir deli. Hem atıyla konuşuyor hem de şapkamı uçurup benimle dalga geçiyor. Hiç iş yapmıyor. Bu sözlerden sonra kralın aklına bir şüphe düşmüş. Ertesi gün kral gizlice prensesi takip etmiş. Prenses önce izbe ahıra gidip zincirlenmiş atı faladayla konuşmuş yine. Atın konuştuğunu gören kral gözlerine inanamamış. Daha sonra Konrad ile prensesin kaz güttükleri çayıra gidip çalılığın arkasına gizlenmiş. Bir süre sonra prensesin saçlarındaki altın tokaları fark etmiş. Es çılgın rüzgar, hemen es! Konrad'ın şapkasını al, uzaklara götür! Prensesin bu sözlerinden sonra çok çılgın bir rüzgar esmeye başlamış ve şapka yine uçuvermiş. Konrad dağ tepe şapkası peşinde koşmuş. O sırada prenses altın tokalarını tekrar gizlemiş saçları arasına. Bunu gören kral çok şaşırmış ve gizlice hemen saraya geri dönmüş. Akşam olduğunda kral prensesi huzuruna çağırmış. Ona konuşan atı falada, altın tokalar ve çılgın rüzgar hakkında sorular sormuş. O anda prenses başlamış ağlamaya. Bunları kimseye açıklayamam. Yoksa hapse atılırım. Gerçekleri söylemekten sakın korkma genç kız. Anlat. Prenses tüm olanları en başından başlayarak krala bir bir anlatmış. Demek gerçek prenses sensin. Merak etme, sana hiçbir zarar gelmeyecek.
Şimdi git ve bir prenses gibi hazırlan. Kral hemen prens oğlunu çağırmış yanına ve ona tüm gerçekleri anlatmış. Prens aynı akşam sahte prensese hiçbir şey söylemeden sarayda bir ziyafet düzenlemiş. Prensin bir yanında gerçek prenses, diğer yanında ise sahte olan oturuyormuş. Gerçek prensesin güzelliği göz kamaştırıyormuş. Bu kız da kim böyle? Ne iş var ziyafette? Nereden bulmuş o parlak takıları, o güzel elbiseyi? Prenses kılığındaki yardımcı kız, onun aslında kim olduğunu anlayamamış bile. Ey saray soyluları, size bir hikayem var. Şimdi beni iyi dinleyin. Kral, prensesin başından geçenleri sanki bir başkasının hikayesiymiş gibi anlatmaya başlamış. Sonunda da yalancılıkla insanları kandıran birine nasıl ceza verilmelidir diye sormuş herkese. O yalancıya en ağır ceza verilmelidir kralım. Ayakları zincire vurulmalı ve sonsuza dek hapiste bırakılmalı. Ya öyle mi? İşte hikayedeki yalancı sensin. Kendine uygun gördüğün cezayı yine kendin vermiş oldun. Askerler, derhal alın bu yalancıyı huzurumdan. Yardımcı kız böylece yalan söyleyerek prensesin hayatını mahvetmenin cezasını hayatı boyunca çekmiş. Prens ise o gece gerçek prensese evlenme teklif etmiş. Ardından prenses ve prens izbe ahıra gidip konuşan at Falada'yı kurtarmışlar. Sonunda gerçekler ortaya çıktı prensesim. Kraliçe anneniz bu anı görse mutluluktan ağlardı. Prenses ve prens artık çok mutlu olacakları yeni bir hayata başlamışlar. Prensesin iyi kalpli perisi ise her zaman yanlarında olup onları tüm kötülüklerden sonsuza dek korumuş.